Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Domol fırın ızgara temizleyicisini deneyeceğiz. Köpük bir temizleyici bu. Rossmann'larda bulabilirsiniz. Eğer bulunduğunuz ilde, ilçede Rossmann yoksa da internet sitesinden de satın alabilirsiniz. Ben arkadaşımın tavsiyesi üzerine satın aldım. Birlikte deneyelim dedim. Bu benim fırınım, 12 senelik bir fırın. Şöyle ben zaten şu an hatta alt tarafta da fırında yine şu an tatlı yapıyorum. Kapak tatlısının videosunu da önceki videolarımdan görebilirsiniz tarifini. Şimdi fırın temizliğini yapacağım. Öncelikle nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Fırını 50 dereceye getireceğim. Birkaç dakika ısıtacağım. Isıttığım zaman el yakmayacak şekilde hafif ısınması gerekiyor. Öncelikle fırını ısıtarak başlayalım işleme. Evet, şöyle fırınımız ısındı. El yakmayacak şekilde. Şimdi köpük temizleyicimizi her yerine sıkıyoruz. Bu arada ben ızgara tellerime de sıktım. Üst tarafta da kullandım. Ocağı şöyle göstereyim. Komple köpükledim. Şöyle başlıyoruz bakalım. Her yere bolca köpüğü döküyoruz. Izgara tellerinde, fırının üst tarafında, her yerinde kullanabilirsiniz diye önerildi. Bakalım, birlikte göreceğiz etkilerini. Hiçbir şekilde temizlemedim öncesinde fırınımı. Daha önce burada şey de yapmıştım, tavuk ızgara yapmıştım. Onun da kalıntıları var şu anda. Birlikte göreceğiz. En doğal etkiyi görebilmek için temizlemeden uygulamayı tercih ettim. Şöyle bolca sıkıyoruz. Şöyle göstereyim, yeterince sıktığımı düşünüyorum her yerini. Şimdi ağzımı kapatacağım. Bir yarım saat. Bir yarım saat 40 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. Bakalım etkilerini birlikte göreceğiz. Arkadaşlar, yarım saat 40 dakikam doldu. Bu arada şu ızgara tellerin, yani yan taraftaki tel demirleri şöyle kenarlardan bastırarak çıkardım. Bu şekilde çoğu fırınında böyle çıkıyor. Şimdi bir bulaşık süngeriyle güzelce içerisini ovacağım. Zaten yağlar da bayağı sökülmeye başlamış. Daha sonrasında bir temizlik beziyle temizleyeceğim. Yalnız bayağı 3-4 defa hatta daha fazla temizlemek gerekiyor iyice köpüklerin arınması için. Daha sonrasında sirkeli suyla temizleyeceğim. Çok kokusu da yok. Bazı kişiler çok kokusu var demiş ama ben o kadar yoğun bir koku almadım. Beni çok rahatsız etmedi. Pencereyi de açık bıraktım zaten. Siz de pencereyi açık bırakabilirsiniz önlem almak için. Arkadaşlar, üst kısmının temizliği tamam. Son olarak sirkeli suyla da geçeceğim. Şimdi alt kısmı da size göstereyim dedim. Bu arada bayağı defalarca siliyoruz. Çok güzel etki ettiğini görünce alt tarafa da uyguladım. Yalnız şu an yağları görünce şok oldum. Nasıl bir yağ bu? Benim fırınımdan çıkmaz demeyin. Ben de öyle diyordum. Şu hale bir bakın. Yani bir de şöyle de aslında düşünmek gerekiyor. Bu eski bir fırın olduğu için tabii ki zamanla düzenli olarak temizliyordum ama zamanla biriken yağlar var kenarda, köşede kalan. Hatta ben çok güzel etki ettiğini görünce şu camlarını da çıkardım. Alt tarafını da çıkartacağım. Onu da ayrıca size atacağım. Nasıl çıkarttığımın videosunu. Temizleyelim alt tarafı da. Son olarak sonucunu da göstereceğim. Bu arada bu kesinlikle bir reklam değil. Reklam olarak düşünmeyin. Yani ben bunu kendim gönüllü olarak aldım. Fırınımı temizlerken sizinle de paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar, fırının alt tarafı da bitmek üzere. Şimdi fanı çalıştırdım biraz içerisindeki hava temizlensin diye. Kaç defa inanın suyumu değiştirdiğini, bezi değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Kaç bez değiştirdim. Benim fırınımdan bu kadar yağ çıkmaz demeyin. Bence siz de deneyin. Domol marka kırmızı kapaklı fırın ve ızgara temizleyici. Kesinlikle ben de defalarca işte krem temizleyiciler kullandım, yağ çözücüler kullandım. Ama hiçbirinden bu kadar büyük bir etki almamıştım. Bekledikçe daha fazla yağ çözüyor. Şimdi sirkeli suyla temizlemeye devam edeceğim. Izgara kısımlarını da iyice temizledikten sonra fırını tekrar monte edeceğim, kapaklarını ve şu ızgaralarını. Evet arkadaşlar, bize destek olmak için videomuza beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.